Herkese merhabalar. Ben Muhammed Sıddık Eskin. Sharon Rosemaster. Aynı zamanda mimarım. Eşim Şule Hanım'la beraber Atomi Partner İstanbul Eğitim Merkezi'nde beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz bir şekilde. Dedim ya, aslen mimarım arkadaşlar. Asıl mesleğim mimarlık. Bu akşam toplantıda tabii sayın sponsorlarımız var, ekip arkadaşlarımız var, daimi katılan uzun süredir bu işi yapan arkadaşlarımız var. Ama onun yanı sıra biliyorum ki ilk defa bizi izleyen, dinleyen arkadaşlarımız var. Umarım onlar için de gerçekten bir faydalı olur. Daha önceden dinleyen ekip arkadaşlarımız da hep beraber istifade etmiş oluruz. Şimdiden sürçülisan edersem eğer affola. Kısaca ben kendimi bir tanıtmak istedim ilk başta arkadaşlar. Dediğim gibi ben mimarım arkadaşlar. Çeşitli mimarlık şirketlerinde oldukça gerçekten büyük projelerde çalıştım. Ciddi projelerde çalıştım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz projeler benim yapmış olduğum işlerin bir kısmı ve her birisinde bundan çok ciddi emekler var. Kim bilir hani kaç geceler uykusuz bir şekilde geçirdim, kaç ayımı bu projelere harcadım. Ama kazanç olarak hani derseniz ki ne kazandın, çok böyle bir gelirin, zenginliğin elde edebildin mi, büyük bir zenginlik elde edebildin mi dersen, ciddi bir kazanç maalesef elde edemedim arkadaşlar. Çünkü kendi işim değildi ve Türkiye'de ve dünyada kapitalist düzende biliyorsunuz birilerinin yanında maaşlı çalışmak zorunda kalıyorsanız asıl patronlarınızı zengin ediyorsunuz. Ne kadar yetenekli olursanız olun bu yeteneğiniz sizin çok para kazanacağınız, refah seviyenizin çok yükseleceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu projelerden de böyle bir çok açıkçası ben bir kazanç elde etmiş değilim. Çok çeşitli tabii girişimlerim oldu. Kendim işte şirketler kurduğum, ortaklıklar yaptım vesaire derken böyle çalkantılı bir iş hayatı geçirdiğim bir zamandaydı arkadaşlar. Hani o dönemi ben şöyle şu görsel benim hoşuma gidiyor açıkçası. Türkiye'deki finans sistemi, kapitalist sistemde herkesin böyle bir birbirinin sırtına bastığı, ezdiği, hakkını yediği böyle zorlu bir yaşantı arkadaşlar. Dünyada da zaten böyle değil mi? Baktığımız zaman hep böyle bir alttakini ezme, zayıf olanı ezme, onun sırtından kazanma düşüncesi hakim maalesef. Tabii bu bizi ister istemez böyle bir finansal özgürlük arayışı içerisine itiyor. Yani biz ne yapalım da finansal olaraktan özgür olalım derken arkadaşlar karşıma tabii ki Atomi şirketi çıktı. Benim Atomi ile tanışma hikayem aslında eşimle başlıyor. Yani eşim benden önce başladı bu işe. Benden bir sene önce kadar. Benim yaklaşık 10 ay oldu ama onun şu an 2 seneyi doldurmuştur. Ben daha sonradan dahil oldum. İlk bana Atomi ile alakalı böyle bir iş yaptığını söylediği zaman hani klasik bir network marketing firması olduğunu öğrendim ve baştan çok ciddi bir şekilde ön yargılı yaklaştım. Yani dedim kesinlikle bak yapmıyorsun ondan sonra. Senden işte bir şey almanı isterler, yapmanı isterler, kesinlikle yapmıyorsun vesaire. Ben çok oldukça karşı çıktığım bir şirketti. Ama eşim sağ olsun hani ürünleri ve kazanç planını çok iyi bir şekilde özümsediği için, anladığı için dedi ki bak bu bildiğin gibi değil. Çok farklı bir şirket. Yani bu şirketin yapısı çok farklı. Potansiyeli oldukça yüksek olan bir şirket şeklinde. O ısrarla devam etti tabii bunu yapmaya. Ben o dönemde kulak asmadım açıkçası. Hiç umursamadım onun yaptığı bu şirket girişimini. Daha sonra dedim ki bu çalkantılı finansal işte özgürlük arayış dönemim, geçiş dönemim içerisinde tabii sağlık problemlerim de oldu. Ve o dönemde bir atom ürünü kullanaraktan bu şirket benim dikkatimi çekmeye başladı. Yani dedim bu nasıl bir şirket? Yani bu sefer hani bir şeyi dinlemeye karar verdiğiniz zaman artık kulaklarınızı açıyorsunuz. Daha önce hani dinlemekle duymak aynı şey değil. Hani her şeyi duyabiliriz. Ama dinlemek daha farklıdır. Bu sefer bir alıcı gözle dinlemeye başlıyorsunuz. Dinlediğiniz zaman. Şirketi incelediğim zaman açıkçası ben şirketten çok etkilendim. Şirketin CEO'su gerçekten çok kaliteli bir insan. Hangil Park. Eşim bana onun videolarını dinletti, izletti ki kendisi gerçekten çok değerli, kıymetli birisi. Yani hiçbir şey yapmıyorsanız kişisel gelişim anlamında bile Hangil Park'ın videolarını izleyerekten arkadaşlar çok ciddi faydalar edebilirsiniz. Hayatınıza çok ciddi katkıları olduğunu göreceksiniz. Mimar olmam sebebiyle benim için açıkçası şey çok önemlidir. Hani bir şirketin görsel anlamdaki profili, karşıda bu edindiğim hani intibası benim için çok önemlidir.
Atomi'ye baktığım zaman hani gerçekten en başta bir görsel olarak beni çok cezbetti açıkçası. Hani ürünlerin ambalajı olsun, kurumsal kimlik çalışması olsun. Bunlar bir kere benim için çok önemli bir etken. Hani bu aslında hepimiz için öyle. Yani insanlar marka tasarımı yaparken, bir kurumsal kimlik oluştururken karşıdakini etkilemeye yönelik bir çalışma yapmaya çalışırlar. Ve amaçları onlara ilk başta bir ilk intibada pozitif bir etkiyi vermektir. Atomi de bende açıkçası bu ilk kurumsal kimliğini gördüğümde benden tam geçer bir not aldı arkadaşlar. Minimalist sade yaklaşımı. Zaten hani ekranda görmüş olduğunuz şirketin kurumsal sade minimalist binası. Bunlar beni zaten çok cezbetti arkadaşlar ve şirketin bu sefer detayına inmeye başladım. Hani Hangil Park'ın bahsettiği şeyler nelerdir arkadaşlar? Hani hep karşımıza çıkıyor. Yani neden Atomi'yi biraz anlatmaya çalışıyorum. Beni cezbeden kısmı nereleri olduğu derken şirketin bir mottosu olduğunu gördüm arkadaşlar. Eşim beni hani ilk Success Akademi'ye davet ettiğinde orada herkes kalktı. Hep beraber şirketin mottosunu seslendirdi. Ve hani başında ve sonunda iki kere tekrar edilen bir mottosu var. Nedir arkadaşlar bu motto? Bu motto gerçekten benim hani çok ya böyle üzerinde tefekkür ettiğim, düşündüğüm, beni etkileyen bir motto oldu. Yani sizler için de eminim öyledir. Hatta şöyle söyleyeyim, biz bu eğitim merkezini açtığımız zaman işte duvarımızda bir motto yazıyor. Bizim bir tane üyelerimizden bir arkadaşımızın üye olma hikayesi o şekilde. Ben diyor dışarıdan sizin hani duvarda yazan mottonuzu, o ifadeleri gördüm. Ruha değer ver, vizyon yarat, inançlı ol, alçak gönüllü ol. Bu yazan mottonuzu gördüm ve bu beni çok etkiledi diyerekten içeriye tanışmaya girdi ve kendisi şu anda çok kıymetli bir ekip arkadaşımız oldu arkadaşlar. Peki bu motto da bize Atomi nelerden bahsediyor? Birinci mottomuza gelelim arkadaşlar. Şimdi birinci mottomuz ne diyor? Ruha değer ver. İnsanlar en değerli varlıklardır ve asla bir amaca giden yol olarak görülmemelidir. Yani bir araç olarak görülmemeli. İnsan amaçtır arkadaşlar. Nihai hedeftir ve bu şekilde ona bizler değer vermeliyiz. Bu gerçekten benim çok hoşuma giden bir şey. Hani bizim kültürümüzde ve inancımızda da vardır ya işte yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Ruha değer vermek gerçekten önemli bir şey. Şimdi network marketingde insanların ön yargılı olmasının sebepleri var. Tabii ki hani her firmanın diğer firmalar adına konuşuyorum. Hani iyi tarafları vardır, kötü tarafları vardır. Aslında belki hepsi iyi niyetle kurulmuştur ama işte insanlar onu kötü olmaya evirmişlerdir, kötü niyetle yaklaşmışlardır gibi. Ama hani şu olmamalı. Benim ekip halinde çalıştığım ekip arkadaşlarımı ben kullanaraktan onlardan kazanç elde etmeliyim değil de benden çok ekip arkadaşım kazansın, o da kazansın, hep beraber kazanalım anlayışı olduğu zaman bu anlayışı benimseyen bir şirket olması Atomi'nin bu açıkçası benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ruha değer vermeyi ben böyle anlıyorum. Sizin de böyle anladığınızı düşünüyorum. O açıdan birinci mottomuz arkadaşlar ruha değer vermek. Ruha değer ver. İkinci mottomuza geldiğimiz zaman vizyon yarat. Yani geleceği öngörmenin aslında en kesin yolu geleceği bizim planlamamızdır. Dilediğimiz gibi bir geleceğe sahip olmak için düşüncelerimizi de tasarlamamız gerekir. Şöyle söyleyeyim hani Success Akademilere katıldığımızda ve şirketimizin CEO'su Hangil Park'ın videolarını dinlediğimiz zaman şöyle bir şey görürüz. Hayat senaryosu, dengeli bir yaşam ve hayat senaryosu. Bu videoyu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yani her defa izlediğinizde mutlaka yeni bir şeyler kapacaksınız, kendinizi tazeleyeceksiniz. Yaşadığımız hayatı bizler kurguladığımız zaman, bunları yazıya döktüğümüz zaman Allah'ın izniyle bunların gerçekleştiğini görüyoruz. Hani bizim inancımızda da şu vardır. Hani Allahu Teala der ki ben kulumun zannı üzereyim. Bizler bu pozitif düşüncemizi, bu inancımızı da dile getirip yazıya döktüğümüz zaman bunların gerçekleştiğini gerçekten görüyoruz. Ve hani bunu da başıma geldiği için ve birçok örneğini duyduğum için size anlatıyorum. Hayat senaryosunu yazdığınız zaman, aşama aşama yazdığınız zaman bunlar gerçekten sırasıyla Allah'ın izniyle gerçekleşiyor arkadaşlar. İnanmıyorsanız deneyin. Sadece o kadar söylüyorum size. Deyin ki 3 aylık bir hayat senaryosu yazın kendinize ve bu hayat senaryosunun Allah'ın izniyle nasıl sırasıyla gerçekleştiğini hepiniz göreceksiniz. Çünkü biz bunu yaşadık ve halen de yaşıyoruz arkadaşlar. Diğer mottomuza gelelim. Diğer mottomuz da nelerden bahsediyordu? Neyden bahsediyordu? İnançlı olmak. İnanç zaten görmediğimiz bir şeye inanmaktır. Hani elle tutup gözle göremediğimiz bir gerçek inanç.
istediğimiz geleceğe doğru harekete geçmemiz için bize güç verir arkadaşlar. Hani inanç zaten görünmeyenedir. İnançlı olduğumuz zaman bu inanca tutunduğumuz zaman arkadaşlar çok hızlı bir şekilde başarıya ulaşacağız, inanacağız. Bu işe başlarken ilk başta yalnız olduğunuzu düşüneceksiniz. Daha sonra iki kişi başladığınızı düşüneceksiniz. Ve hayalinizde, hedefinizde binlerce, on binlerce kişi olduğunu düşüneceksiniz. Ve buna inanıp çalıştığınız zaman, sabırlı olduğunuz zaman, yapmanız gerekenleri güzelce yapmaya çalıştığınız zaman, yani fiili duanızı yaptığınız zaman bu işin olmaması için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Bu da benim için çok etkileyici bir mottoydu. Alçak gönüllü olmak. Atomi alçak gönüllüyü en önemli erdem olarak görür arkadaşlar. Bizi zaten diğer canlılardan, hayvanlardan ayıran en önemli olgulardan bir tanesi erdemli olmaktır. Ne kadar böyle yükseklere ulaşalım, ayaklarımız her zaman yere basmaya devam etmelidir. İnsanlara karşı her zaman tevazu içerisinde olmamız çok önemlidir. Çünkü hani ölümlü bir dünya, çok muhteşem, mükemmel bir canlılar olmamıza rağmen günün sonunda hani hepimiz zaten öleceğiz, toprak olacağız, gideceğiz. İnancımıza göre öbür hayatımız olacak kimilerine göre vesaire. O yüzden arkadaşlar her zaman tevazu içerisinde, alçak gönüllülük içerisinde olduğumuz zaman zaten insanlar da bizi sevecekler, insanlar da etrafımızda toplanacaklar, bizi lider olarak görecekler. Bu şirketin bu dört mottosu arkadaşlar benim hani çok hoşuma giden bir şeydi. Daha sonra Hangil Park'ın arkadaşlar izlemiş olduğum hani bir videosunda şöyle bir şey söylüyor. Ürün şirket tanıtımı ile alakalı bir konuşmasında atom işini yapmanın en iyi yolu atom ürünlerini kullanmaktır. Atom ürünlerini kullandığınız zaman siz zaten aslında atom işini yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bana çok soru geliyor. Hani etrafımda arkadaşlarım soruyorlar. Paylaşımlardan görüyorlar, sağdan soldan duyuyorlar. Diyorlar ki ya peki ne yapacağız? Ya bu işe biz nasıl başlayacağız? İnsanın fıtratında aceleci olmak var. Hani bir an önce bir başarıya ulaşmak istiyor. Maddi manevi böyle hemen bir kazanca ulaşmak istiyor. Bu network marketing ise bir an önce hani binlerce kişilik ekibim olsun istiyor. Hani istiyoruz, ben de istiyorum, hepimiz istiyoruz. Ama bu tabii ki bir kereden olacak bir şey değil. Öncelikle sabırlı olmak lazım. Peki bu başlangıç çıkış noktası ne? İşte bu çıkış noktası arkadaşlar bir tane atomi ürününü kullanmanızdır. Öyle söyleyeyim. Bir tane ürününü kullanın. Daha sonra siz zaten bu işe aslında başladınız. O ilk adımı siz atmış oldunuz. Eşim Şule Hanım'ın atomiye başlama hikayesi bir diş fırçası ve bir diş macunuyla oldu arkadaşlar. Bir ağız bakım kiti, üst sponsorumuz Emine ablamızın hediye etmiş olduğu bir ağız bakım kitini kullandı ve dedi ki ben bu diş fırçası çok kaliteli, diş macunu çok kaliteli, propolisli. Ben bunu hayatımın sonuna kadar kullanırım dedi ve aslında atomi işine o zaman da başlamış oldu. O anda başlamış oldu. İlk adımı attı. Etrafındaki insanlara bu diş fırçasını, diş macunu önerince çok ciddi talepler olmaya başladı. Bir süre sonra bu taleplere yetişemedi. Dedi ki ben sizi kaydedeyim. Ondan sonra sizler kendi alışverişlerinizi yapın. Kendi ürünlerinizi kendiniz elde edin şeklinde. Tabii bu işi yapmanın en iyi ürünleri kullanmaktır dedim ama burada kendi tecrübemi de anlatmadan geçmek istemiyorum açıkçası. Beni de hani dedim ya az önce bir atomi ürünü kullanaraktan başladım ben bu işe. Bu beni çok etkiledi diye. Benim de favori ürünüm ve bana en çok şifalı gelen ürün arkadaşlar Atomi'nin kırmızı Kore ginsengi Hongsan'dan. Ben de bu üründen çok ciddi şifalar buldum. Yani şöyle söyleyeyim. Uyku problemi yaşadığım, depresyon içerisinde olduğum, zor bir süreçten geçtiğim bir zaman içerisindeydi. Hani toplam 3 günde 5 saat uyuduğum bir zaman olduğunu düşündün arkadaşlar. İnsan uyuyamadığı zaman zaten maddi manevi tüm rahatsızlığı böyle artık tavan yapıyor. Bütün şeyleri, sinirleri harap oluyor. Çökmüş oluyorsunuz arkadaşlar mental olarak da. Bu dönem içerisinde benim kullanmış olduğum bir kırmızı Kore ginsengi arkadaşlar bana o kadar şifalı geldi ki. Benim uykularım düzene girdi. Kendimi böyle yenilenmiş, tazelenmiş hissettim. Ve Atomi'ye başlayalı kendi adıma 10 aylık bir süre oldu. Ben 10 aydır düzenli kırmızı Kore ginsengi kullanıcısıyım. Geçenlerde, geçtiğimiz zamanlarda bunu şu an ilk defa paylaşacağım. Çok enteresan bir faydasını daha gördüm. Onu fark ettim. Bizim Koreli sponsorumuz Jun'un kardeş kolundaki gene bir Royal Master Yuri merkezimizde seminer verirken bize şöyle bir şey anlattı.
Honksanda'nın yani kırmızı kore ginsenginin alerjik reaksiyonlarına iyi geldiğini, onun alerjik vakalarını iyileştirdiğini anlatan bir konuşma yaptı. Benim de yumurtaya alerjim var arkadaşlar. Yani yumurtanın beyazına alerjim var. Hani doğuştan, çocukluğumdan beri ben yumurta yiyemem. Yumurtanın beyazı olduğu zaman anında anlarım. Hemen ağzımda kaşıntı yapar. Onu direkt fark ederim. Mideme ağrılar girer vesaire. Ben bunu dinledikten sonra eşime dedim hani bir kullansam acaba geçmiş midir diye korkaraktan yumurta yedim. Bir baktım hiçbir hani herhangi bir belirti yok. Alerjik reaksiyon yok. Ve yemeye başladım. Hayatımda ilk defa yumurta yemeye başladım. Baktım ki gerçekten benim alerjik reaksiyonum gitmiş. Yani normal şartlarda bunun tedavisini anlatan bir şey yok arkadaşlar. Ben çok doktor arkadaşlarım var. Onlara danıştım. Dedim ki ya benim yumurtaya alerjim var. Ne yapacağız? Yumurta yemeyeceksin dediler arkadaşlar. Bunun çözümünü bu şekilde anlattılar. Ben mucizevi bir şekilde bu üründen şifa gördüm. Daha başka şifa gören hani arkadaşlarım var. Şu an ürün anlatımına dönüştürmek istemiyorum bu konuşmayı ama gerçekten çok etkiliyor. Sizin hayatınıza dokunan bir ürünü sizler insanlara anlattığınız zaman aslında zaten bu işi yapmış oluyorsunuz. Bana kırmızı Kore ginsengi çok cazip gelir. Başka bir arkadaşımıza Absolute cilt bakım ürünü çok faydalı gelir. Bir arkadaşımıza ne bileyim işte BB kremi çok sever vesaire. Atomi'nin çok fazla ürünü var. Zaten onlara da geleceğiz arkadaşlar. Sizler bu ürünü anlattığınız zaman aslında siz bu işi yapmış oluyorsunuz. Artık Atomi işi yapan birisiniz. Yeter ki sabırlı olun ve ürünleri kullanmaya devam edin. Bir tane ürünle zaten bir ya da birkaç tane ürünle aranızda bir duygusal bağ olacak ve onu anlatırken karşınızdaki insana bunun çok ciddi bir şekilde tesir ettiğini zaten göreceksiniz arkadaşlar. Aynen öyle de işte hani Atomi işini yapmanın en iyi yolu Atomi ürünlerini kullanmaktır. Ben de bir kullandığım ürünle bir bağ kurdum ve Atomi işini hani yapmaya karar verdim. Bu işe girmeye karar verdim arkadaşlar. Ve tabii hani bu işi yapmanın en iyi yollarından bir tanesini de biz eğitim merkezi açmak olduğuna karar verdik. Yani neden? Eğitim merkeziniz olduğu zaman hani fiziksel bir mekanınız olduğu zaman arkadaşlar daha insanların karşısına ciddi bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Yani tabii ki hani iş globaldir. İnsanları evinde, ofisinde vesaire ziyaret edip bir iş anlatabilirsiniz ama sizin fiziksel bir mekanda onları ağırlıyor olmanız işin içine daha böyle bir profesyonellik, ciddiyet katacaktır ve karşıdaki insana da güven verecektir. Hani bu açıdan çok önemli olduğunu düşündük ve bir eğitim merkezlerinin fonksiyonunun önemli olduğunu düşündük bu anlamda. Ve bu şekilde eğitim merkeziyle biz yola devam etmeye karar verdik arkadaşlar. Şimdi biraz Atomi şirketini tanıyalım. 2009 yılında Güney Kore'de kurulan bir şirket. Ülkemizin hani zaten bir kardeş ülkeyiz Kore ile bir kardeş ülkemiz aramızda çok böyle geçmişe dayanan bir bağ var ciddi bir bağ bunun da aslında şu anda Atomi'nin Türkiye'de yayılması adına ciddi bir katkısı var. Güney Kore dediğiniz zaman biliyorsunuz özellikle hani yeni nesil arkadaşlarımızın ağırlıklı olduğu hepimizin ağırlıklı olduğu bir sempati var Güney Kore'ye. O yönden de bir avantajlıyız arkadaşlar. Bunu yaymada elimiz çok güçlü. Global doğrudan satış firmasıdır arkadaşlar. Atomi ne derseniz global doğrudan satış firmasıdır. Merkezi Kore'dedir. Ancak bütün dünyada bir satış ağı kurmayı hedefleyen bir firma arkadaşlar. Sağlık ve kozmetik alanlarındaki geniş ürün yelpazesiyle global bir firma olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ana ürünlerini sağlık ve kozmetik ürünleri olarak tanımlayabiliriz ancak tabii ürün yelpazesi oldukça geniş. Yani şöyle söyleyeyim, daha önceden bunu Atomi'nin 700'den fazla ürün seçeneği mevcuttur. Bir önceki yani bir 4-5 ay kadar önce 500'den fazlaydı. Şu an 700'den fazla olduğunu öğrendim ben Koreli sponsorlarımızdan. 700'den fazla ürün seçeneği mevcuttur. Hani bunun içerisinde kişisel bakım, kozmetik, gıda takviyesi, mutfak ürünleri, giyim, temizlik, ayakkabı yani ne ararsanız arkadaşlar. O kadar geniş bir ürün yelpazesi var ki. Ve Atomi'nin hani prensiplerinden dolayı prensiplerine çok sıkı bağlı olan bir şirket arkadaşlar. Ödemelerinde mesela tedarikçilerinde kesinlikle arkadaşlar onları hiçbir şekilde sıkıntıya sokmadan 2 hafta içerisinde hemen paralarını ödeyen bir firma olduğu için ve çok mutlak kaliteyi mutlak fiyata en kaliteli ürünü en ucuza en uygun fiyata sunmayı hedefleyen bir firma olduğu için ve toplu bir şekilde çok ciddi siparişler
verdiği için tedarikçi firmalarına yoğun talep gören bir firma ve Kore'de herkes Atomi ile çalışmak için hani açıkçası yoğun istekte bulunuyor arkadaşlar. Şu an Kore'de 700'den fazla ürün varken Türkiye'de hani yavaş yavaş geliyor. Neden yavaş geliyor? Çünkü bunların işte izinleri var. Ondan sonra pazar analizinin yapılması meselesi var. Mesela bazı ürünler Kore'de çok talep görüyor olabilir, çok satıyor olabilir ama o ürün Türkiye'ye uygun mu değil mi? İşte bunun fizibilite araştırması vesairesi yapıldığı için Türkiye'ye yavaş yavaş geliyor ama bu gelecek arkadaşlar. Hani şu an bunun planlamaları sürekli yapılıyor, güncelleniyor. O yönden şanslıyız. Her geçen gün yeni yeni ürünler yaşamımıza girmeye başlıyor. Şimdi Kore'de arkadaşlar Azamol isimli bir de alışveriş sitesi var Atomi'nin. Bu platformu şöyle düşünebilirsiniz. Bir Amazon gibi bir platform olduğunu düşünün. İnsanlar bir e-ticaret sitesi Azamol. Buna girerekten siparişlerini veriyorlar. Şöyle düşünün ki Azamol'un Türkiye'ye geldiğini varsayalım. Aynı Amazon gibi kuruluyor. İşte belirli büyük giyim markaları vesaireler şunlar bunlar hepsi anlaşmalarını yapıyorlar. Ve Azamol üzerinden satışlarını yapacaklar. Azamol Türkiye'ye de gelecek arkadaşlar. Dünya üzerinde 4 tane ana dağıtım yeri olacak Atomi'nin. Bunlardan bir tanesinin de Hangil Park hedefinin Türkiye olduğunu söylüyor. Yani Azomol şu an yavaş yavaş yurt dışına açılmaya başladı. Türkiye'ye de bir gün gelecek. Peki Azomol ile Atomi'nin ne alakası var? Evet aynı şirket. Fakat Türkiye'ye geldiği zaman veya Azomol'ün olduğu ülkede Atomi üyelerinin nasıl bir avantajı oluyor derseniz arkadaşlar şöyle bir ilişkisi var. Azomol arkadaşlar Atomi üyelerine çok ciddi bir indirim sağlıyor. Yani yarın bir gün Türkiye'ye geldiği zaman Azamol bunu duyuracak. Diyecek ki eğer Atomi üyesi olursanız size işte şu oranda büyük bir oranda indirimim var diyecekler ve insanlar arkadaşlar bizleri arayacaklar. Sponsor arayacaklar. Kayıt olmak için, tüketici olmak için. O yüzden bizler şu anda çok şanslıyız. Daha henüz Atomi Türkiye'de yeni. Türkiye çok büyük bir ülke. Milyonlarca insan var. Çok fazla insan yaşıyor. Erken gelirsek, erken bu sistemde biz yerimizi alırsak yarın bir gün zaten bu iş kendiliğinden büyüyecek. Yani şöyle düşünün, Trendyol bundan 10 sene önceki halini biliyor musunuz? Hani nasıl bir aşamadaydı, şu anda nasıl bir aşamada? Veya Amazon'un ilk zamanları, öyle düşünün. Atomi'nin de şu anda biz aslında ilk zamanlarını yaşıyoruz. Daha böyle o çok büyük sıçrama anına ulaşmadık arkadaşlar. Bu sistemde ilk olduğumuz için o yönden avantajlıyız. Ama mesela Trendyol dedim ya az önce. Trendyol'a insanlara bir ürün tavsiye ediyoruz değil mi? Birbirimize link atıyoruz. Bak şöyle bir ürün var. Trendyol bundan dolayı bize bir kazanç veriyor mu? Vermiyor. Ama arkadaşlar Atomi'de biz insanlara referans olduğumuz zaman, ürün tavsiye ettiğimiz zaman, hele bir de üstüne Atomi girdiği zaman arkadaşlar, Azamol girdiği zaman ülkeye, ondan sonra bunun böyle kat kat kazancın arttığını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. O yönden şanslıyız. Peki Atomi nasıl bir şirket arkadaşlar? Mutlak kaliteyi mutlak fiyata mutlak kalite mutlak fiyat prensibinde çalışan bir firma. Mutlak kaliteyi mutlak bir fiyata insanlara sunuyor arkadaşlar. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi bakalım. Normal şartlarda doğrudan satış sistemine bakalım. Bir de perakende satışa bakalım. Bir üretim var. Üretim yapılıyor. Ondan sonra bunun üretimin toptan satışı yapılıyor. Ondan sonra işte perakende satışa dönülüyor. Aralarda komisyonlar, maliyetler vesaireler derken bu iş böyle ciddi bir şekilde dallanıp budaklanıyor ve maliyet olarak da yüksek pahalı bir seviyeye gelmiş oluyor. Ama üreticiden doğrudan tüketiciye satmayı hedefleyen bir firma olduğu zaman Atomi maliyetleri gerçekten düşürebiliyoruz arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde o zaman maliyetlerimiz düşüyor. Ve doğrudan satış ile global bir ağ kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Hani bizim şu anda Atomi'de dünyanın şöyle bakalım. Birazdan gelecek ama dünyanın 26 ülkesinde açık şu an. Aslında 52 ülkesinde açık. Avrupa'nın tek bir dağıtım noktası olarak geçiyor ama 26 ülkede Avrupa'da da var. Global satış ağını nasıl kuruyor aslında Atomi? Bizim dünyanın her tarafında üyemiz olabiliyor arkadaşlar. Sistemden böyle tavsiye edip referans ödeyerek kaydedebildiğimiz kişiler olabiliyor. Ve her yerde biz global bir ekip kurabiliyoruz. Yani bizim şu an mesela Koreli sponsorlarımız bunu getirmeden önce
Hiç kimse bilmiyordu ama birileri geldi. Ondan sonra Türkiye'de bu işi anlatmaya başladılar. Ondan sonra ilk başta bir kişiyle başladılar. Üç kişi oldu, beş kişi oldu. Şu anda ekibimiz binlerce kişi oldu. Ve hala her gün sayımız da artmaya başlıyor. Bu şekilde bir globalliği hedefleyen bir firmayız arkadaşlar. Peki, Atomi işini yapmak için sermaye gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar. Atomi öyle bir iş ki bunu yapmak için sermaye gerekmez. Ha, yatırım yapmak isteyen yapar. Ona göre kendi işini belki hızlandırabilir ama Atomi işini yapmak için normal şartlarda size sermaye gerekmez. Bu çok müthiş bir şey. Atomi bir platform, bir Amazon gibi, Trendyol gibi olmayı hedefleyen, hatta onların da ötesinde yani o klasmanda bir hedef dünyada başka bir şirket zaten koymamış arkadaşlar. Atomi'nin hedefi çok farklı. Öyle bir platform ki arkadaşlar bütün günlük ihtiyaçlarımızı bizim karşılayabildiğimiz bir alışveriş sitesi. Aslında öyle düşünün. Şu anda belki çok fazla hani Kore'deki kadar ürün yok. Aslında yeterli miktarda ürünümüz var şu anda. Yüze yaklaştı bunun sayısı. Ve bu işi yapmak için sermaye gerektirmeyen müthiş bir sistemi var. Birazdan kazanç planında da zaten göreceğiz hep beraber. Sermaye gerektirmeyen bir sistemi var arkadaşlar. Ve bizler bu sisteme yerleşip bir ekip kurup kazanç sağlamaya başladığımız zaman bizlerin kazancı 3 nesil boyunca aktarılabiliyor. Atomi bize bir ID numarası veriyor. Ve biz bu ID'yi 3 nesil boyunca bizden sonraya miras bırakabiliyoruz arkadaşlar. Bu müthiş bir şey. Başka hiçbir firmada böyle bir şey. Ben bilmiyorum hani varsa da olabilir ama bu çok başka bir şey. Benim çok hoşuma giden bir şey arkadaşlar. Ben duymadım en azından. Kesinlikle üyelik ücretsiz. Aslında üyelik tanımını kullanmaya da biliriz de. Hani sonuçta Trendyol'da da Amazon'da da işte kaydolurken, üyelik hesap açarken üye ol diyorlar size. Aylık ödemeniz gereken herhangi bir şey yok. O anlama gelmesin bu. Kaydolmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde Atomi'ye dahil olursunuz. Sisteme girmeniz için hiçbir şart koşulmaz. Yani işte şu özellikten faydalanmak için şöyle üyen olman gerekiyor veya işte şunu yapman için şu kadar şunu alman gerekiyor vesaire. Hiçbir ön şart arkadaşlar yoktur. Sisteme çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Web sitesi kullanımı için aylık, yıllık ücret vesaire hiçbir şey istenmez arkadaşlar. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Siz girdiğiniz anda ve Atomi'nin tek bir sitesi vardır arkadaşlar. Yetkili tek bir sitesi vardır. Bu siteye üye olursunuz. Olduğunuz anda aslında size hazır bir mağaza sunuyor Atomi. Siz burada her şeyiniz hazır bir şekilde duruyor. Size tek yapmanız gereken bu işi insanlara anlatmak, onları sisteme yönlendirmek, sistemden alışveriş yapmasını sağlamak. Zaten network marketing ki ilk hani duyanlarda şöyle bir şey algı oluşuyor. O algı hala hani kırmaya çalışıyoruz. İnsanlara anlatmaya çalışıyoruz. Hani ne kadar ürün satmalıyım, ne yapmalıyım? Hani şöyle düşünüyorlar insanlar. Ben gireceğim, ürün satın alacağım, onu kapı kapı dolaşıp satmaya çalışacağım. Hayır, öyle bir şey yok. Yani benden mesela şu an ürünü soranlara ben diyorum ki bak böyle böyle bir şey var. Ürün hakkında bilgileri veriyorum. Anlatıyorum. Anlatıyoruz. Sizler de anlatıyorsunuz. Ondan sonra peki ben bunu nasıl alacağım? Hani senden mi almalıyım? Hayır, sürekli beni bulmak zorunda değilsin. Veya ben sana diyelim ürünü temin ettikten sonra parayı verdin mi vermedin mi? Onunla uğraşmak zorunda değilim. Çok hemen mobil uygulamadan diyorum bak bunun bir mobil uygulaması var. Sana hemen bir kayıt açayım. Çok basit bir şekilde. Gir kendi alışverişini kredi kartınla yap nasıl istiyorsan ister işte o şekilde halledebilirsin. O yüzden bize hazır bir platform sunuyor Atomi ve bu web sitesinin kullanımı için de aylık, yıllık herhangi bir ücret vesaire de istemiyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde biz bunu kullanabiliyoruz. Bir kota belirleyerek sizi satın almaya ya da satmaya zorlayamaz. Az önce anlattığımız şeyler arkadaşlar herhangi bir kotada alışveriş yapmanız vesaireniz söz konusu değil. Ve alışverişlerinizin sonucunda elde etmiş olduğunuz PV'ler asla silinmez. Peki PV nedir arkadaşlar? Point Value. Hani puan değeri. Onun kısaltılmışı arkadaşlar. Bizim almış olduğumuz sitedeki her bir ürünün PV'si var. Onlar kesinlikle silinmez. Ya yani ben bir alışveriş yaptım. Şu kadar puan. 100 bin puan. 300 bin puan. 300 bin PV. Şirket tanımı olarak tam olarak kullanayım bunu. 300 bin PV. Bu benim kişisel hesabımda durur. Hiçbir şekilde silinmez. Hani şimdi ilk yapmış olduğumuz benim ilk yapmış olduğum network marketing işi. Hani daha önceki başka bir network marketing firmasını bilmiyorum.
Aslında şu an yeni yine böyle onlar nasılmış diye araştırıyorum. Şundan dolayı Atomi ile kıyaslamak için, insanlara böyle pozitif taraflarını göstermek için onları araştırıyorum, kazanç planını. Hani bazı firmalarda şunu gördüm. Eğer belli bir hani dönemde alışveriş tekrarı yapmazsanız, işte aktivasyon şartı diyorlar ona, her ay aktif olma gibi şartları oluyor. Hani bunu yapmazsanız puanınız siliniyor tarzı şeyler var. Atomi'de kesinlikle o kişisel puanlarımız bizim silinmiyor arkadaşlar. Yapmış olduğumuz bir alışverişin puanı toplanıyor ve her zaman o şekilde duruyor. Ve yeni katılan üyelerin eski katılanların hani altında kalmasına asla izin verilmez. Yükselme şartları herkes için eşit. Atom üyeleri hep beraber yürür arkadaşlar. Yani bizim birazdan hani kazanç planında göreceğiz. Binary sistem dediğimiz ikili kol sisteminde biz ilerliyoruz. Hani bu şu anlama gelmiyor. Sonra gelen önce geleni geçemez gibi bir şey kesinlikle yok. Bu ekip yönetimi işi arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani herkes bu yönde eşit. Şartlar olarak herkes eşit. Ekibini iyi yöneten insan hep beraber hareket ederse, eğer üstündeki sponsoru çalışmıyorsa onu çok rahat bir şekilde geçebilir. Sistem buna izin veriyor, müsait bir şey. Yani kesinlikle böyle işte önce giren önce çok kazanır, sonra giren az kazanır. Böyle bir şey yok arkadaşlar ki bunun örneğini de zaten hani sizler görüyorsunuz. Hani mevcuttaki arkadaşlarımız biliyorlardır, bunun örnekleri var. Yeni gelen arkadaşlarımızın da eğer böyle bu yönde tereddütleri varsa, ya biz geç kaldık, biz daha az kazanacağız gibi bir endişeleriniz varsa sakın öyle bir endişeniz olmasın. Sizler güzel bir ekip kurduğunuz zaman, iyi bir ekip yönettiğiniz zaman, iyi bir lider olduğunuz zaman çok hızlı bir şekilde büyüyebilirsiniz. Sponsorunuzun seviyesinde yakalarsınız. Onun hacmine çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sistem ona izin veren, müsaade eden bir sistem. Atomi üyelerinin gelişimi için düzenli olarak eğitimler verir ve sponsor desteği sağlar. Bu eğitimlerin tamamı ücretsizdir. Yani bizim bir kere arkadaşlar hani Atomi Genel Merkezi'nin düzenlemiş olduğu Success Akademiler var. Çok güzeldir. Yani gerçekten katılmayan arkadaşlarımızın kesinlikle katılmasını, o havayı solumasını tavsiye ederim. Yani gene eşimden örnek vereceğim. Bu işi hani ilk başta ürünü sevdi ama işi yapıp yapmama konusunda kendince bir tereddütleri varken, ama Success Akademi'ye katıldı, o ortamı, o atmosferi gördü, insanların neleri başarabildiğini görünce bu işi yapmaya karar verdi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bir şekilde aslında vesile olmuş oldu yani. Bu şekilde arkadaşlar hani bir kişi deyip geçmeyin. Bir Success Akademi deyip geçmeyin. O Success Akademiler çok güzel bir şekilde yapılır. İnsanların motivasyonunu, daha doğrusu ya olan şirketin yüzünü görürler orada. Ve bunlar en güzel tarafı ücretsizdir arkadaşlar. Böyle bir şey harika bir imkan. Bunu da ben aslında niye şaşırarak anlatıyorum? Bir arkadaşım başka bir network işi yapıyor. Hani takip ediyorum kendisini Instagram'dan. Bir soru cevap yapmış kendince ve böyle hani kem küm ediyor. Aslında şunu söylüyor. Eğitimleri ücretliymiş arkadaşlar. Yani onların yapmış olduğu programlara katılım vesaire, bunlar için ücret alıyormuş insanlar. Hani zaman zaman işte ücretsiz programlarımız da oluyor ama gibi böyle hani zoraki cevap veriyor karşısındaki insanlara. Atomi'de tüm eğitimler ücretsiz. Hani bizim işte şu anki Zoom toplantısı aslında bizim için bir eğitimdir. Görmüş olduğunuz gibi tamamen ücretsizdir. Düzenli olarak yapılır. Şehirlerde olan one day seminerler vardır. Eğitim merkezlerimizde yaptığımız seminerler vardır. Arkadaşlar bunların hepsi tamamı ücretsizdir. Yani siz yeter ki bu işi yapmaya niyet edin, bu işi yapmayı isteyin. Sizin eğitim alabileceğiniz kanallar gerçekten çok açık. Bu şu anki yapmış olduğumuz toplantıların da Zoom kayıtları alınır. Bunlar da YouTube'a yüklenir. Yani doküman probleminiz olmaz arkadaşlar. Kafanızdaki her türlü soruya da sponsorlarınıza da gene danışaraktan cevap alabilirsiniz. Bu şekilde hani müthiş eğitimi benimseyen, kendini geliştirmek isteyenlere sınırsız imkanlar sunan bir şirkettir Atomi. Arkadaşlar Atomi hani ürünlerinde mesela gramajlarıyla oynayarak kâr etmeye çalışmaz. Hani aksine gramajları artıran bir firmadır. Ya o kadar hani ruha değer veren bir şirket ki zamanla normal şartlarda işte satışlar arttığı zaman, şirketin bilinirliği, cirolar arttığı zaman başka şirketler ne yaparlar? Hani sağdan soldan işte gramajını düşüreyim vesairesini yapayım gibi şeyler yaparken Atomi'de böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Hani her zaman ürünlerinin gramajını artırmaya yönelik
böyle çalışmaları olan bir şeydir. İşte göz mesela Absolute'in göz kremi mesela piyasadaki belki hani en yüksek gramajda olan ürünlerden bir tanesidir. Veya işte diş macunu zamanla böyle gramajı artırılmıştır gibi. Yani bu şekilde arkadaşlar hani ruha değer veren, mutlak kalite mutlak fiyat ilkesinden şaşmayan, tamamen tüketici odaklı harika inanılmaz bir firmadır arkadaşlar Atomy. Mutlak kaliteye uygun bu üretimleri de Polmar şirketinde yapıyor arkadaşlar. Polmar ne derseniz işte bakın burada listesinde görmüş olduğunuz böyle bilindik markalar var. İşte Chanel'dir, Misha'dır, Calvin Klein'dir, Envy'in bazı ürünleri gibi gibi. Bunların mesela üretildiği yerdir arkadaşlar. Yaklaşık 100 yıl kadarlık bir tecrübesi olan bir fabrika. Polmar çok ciddi bir fabrika. Atomi'nin ürünleri de arkadaşlar Kore Atom Enstitüsü içerisinde patenti alınıyor, formülü hazırlanılıyor ve Kolmar'da üretimi yaptırılıyor. Atomi'nin muadili bir ürün arkadaşlar belki 3 katı fiyata piyasada satılabiliyor. O kadar farklı şeyleri var. Hani bunu bilen arkadaşlarımız zaten biliyorlar. Onlar kıyaslıyorlar. Diğer markaları da takip eden arkadaşlarımız. Aynı kalitedeki ürünleri kesinlikle Atomi çok gerçekten uygun fiyatlara üretiyor ve uygun fiyatlara satıyor arkadaşlar. Şu anda dünyanın 26 ülkesi dedik ama Avrupa'daki dağıtım merkezi tek nokta olarak sayıldığı için aslında Avrupa'dan da 26 ülkeye, 26 Avrupa ülkesine dağıtılıyor. Aslında 52 ülke diyebiliriz yani toplamda ulaşılan. Global üye sayısı 16 milyonu aşmıştır. Şu an muhtemelen daha da fazladır. Bu rakam biraz eski her geçen gün. Çünkü şu an üye ID'si verilirken 40 milyonlu rakamlar veriliyor. Hani herkesin de aktif olmadığını düşürürsek benim tahminim 20 milyonu şu an üzerindedir diye düşünüyorum arkadaşlar güncel rakam olarak da. Atomi çevrim içi, çevrim dışı hizmetleriyle zaman ve mekanı aşarak kendi vizyonunu dünyanın dört bir yanındaki ülkelere sunmaktadır. Bizzat seminer vererek yeteneği olsun olmasın herkesin başarılı olmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani bu işte başarısız olmanız gerçekten çok zor. Ama önemli olan arkadaşlar sizin istikrarlı olmanız, azimli olmanız, hırslı değil. Yani hırsla azim aynı kullanmıyorum ben. Azimli olmanız, devamlı istikrarlı olmanız ve sabırlı olmanız neticesinde kesinlikle arkadaşlar başarıyı yakalayacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Yani insanlar gelecekler. Yarın bir gün duydukça gelecekler. Yani şu an eğitim merkezlerimiz mesela açtık duruyor. Geçmişteki daha önce eski açılan network marketing firmaların bu tarz merkezleri olsa emin olun insanlar hemen duyarlar, girerler. Ya bugün bir işte ne bileyim Tupper'ı veya işte Herbalife'ı vesaireyi duymayan insan hemen hemen yok. Ya evine girmiştir ya mutlaka duymuştur. Şimdi onun bir fiziksel mekanını insanlar gördüğü zaman bir merak ederler, girerler. Bunun gibi Atomi'de hem eğitim merkezleri vasıtasıyla duyulmaya başladıkça sosyal medyada olsun vesaire hani insanlar gitgide gelecekler. Yavaş yavaş büyüyeceğiz. Bize katılacaklar. Bu işi yapmak isteyecekler. O yüzden hani herkesin başarılı olmasını sağlayan bir şirket. Yeter ki sizler isteyin. Bu işi yapmak için azimli olun. Ondan sonra istikrarlı bir şekilde olursanız arkadaşlar bu başarı kesinlikle kaçınılmazdır. Bu başarı sistemi sadece Atomi'de bulunan özel bir itme kuvvetidir. İtme kuvveti dediğimiz ekip halinde hareket ediyoruz. Kazanç sistemi de ona müsait bir şekilde olduğu için arkadaşlar başarıya ulaşıyoruz. Atomi'ye göre de paylaşmak bir şirketin olmazsa olmazıdır. Az önce ilk toplantıya başlarken gördünüz zaten bir hani şirketin her sene kazancının belli bir miktarıyla arkadaşlar insanlara bir yardım fonu yardım oluşturulur. Şirketin de olmazsa olmazıdır arkadaşlar. Paylaşma kültürünü de insanlara veren bir şirkettir. Peki kazanç planına gelecek olursak arkadaşlar biraz da ondan bahsedeyim ben size. Biz bu Atomi'de nasıl kazanıyoruz? Atomi'nin nasıl bir kazanç sistemi var? İkili kol sisteminden oluşuyor arkadaşlar Atomi. Binary sistem olarak adlandırıyoruz bu kol sistemini. Bu işi yapmak isteyen iki kişiyle başlıyoruz. Sağ kolumuz ve sol kolumuz. Onların da bulduğu iki kişi olduğu zaman bu iş arkadaşlar bu şekilde dallanıyor, budaklanıyor. Herkes bir tanıdığını anlatıyor. İlk başta ekip arkadaşlarınızın, üyelerinizin hani ismini hepsini tanıyorken bir süre sonra hiç tanımadığınız insanların ekibinize dahil olduğunu görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyen bir sistem var.
Diğer network şirketlerinden farklı olarak Atomi size çabalarınızın karşılığını 3 nesil aktarmayı taahhüt eder. Az önce bahsetmiş olduğum ID'nin miras bırakılması olayı 3 nesil boyunca bizim torunumuza kadar ID'miz gidebiliyor arkadaşlar. Hani bugün bir grubumuzda paylaşıldı. Mesela bir işte Imperial Master daha hayatını kaybediyor ve ID'sini hani çocuğuna devrediyorlar. ID'si aynı şekilde hiçbir özelliğini kaybetmeden, kazanç planı hiçbir şekilde eksilmeden sanki hayattaymış gibi ID'nin sahibi Atomi ödemesini yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Üyelik için açık gizli hiçbir ücret talep edilmez. Üyeliğinizden sonra sizden herhangi bir şey beklemeden bu sisteme erişmenize izin verilir. Yani şimdi birinin kaydını yaptığınız anda, üyelik ID'si oluştuğu anda hemen sisteme girebilirsiniz, sistemi inceleyebilirsiniz, alışverişinizi vesairenizi her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Sonrasında web sitesinin kullanımı için dedik hiçbir şekilde hani herhangi bir ücret vesaire talep edilmez. Sizi satın almaya hiç kimse zorlayamaz arkadaşlar. Yıllara göre üye kaydından bahsettik. Şu anda 20 milyon üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda Atomi'de perakende satışa da izin veren bir sistem vardır. Hani olabilir insanlar bazen perakende satış yapmak isteyebilirler. Bir ürünü karıyla birlikte yapmış olduğunuz satıştır. Sistemden alırsınız, siteden daha sonra insanlara satabilirsiniz. Ve Atomi ailesinin bir parçası olduğunuz zaman almış olduğunuz ürünü %25, %30 civarında böyle bir indirimli fiyata almış olacaksınız. Kendi ya da %25, %30'luk kar marjını ekleyip o şekilde satabilirsiniz. O kar da elde edebiliyorsunuz. İnsanları sisteme yönlendirmek istemeyip sadece kendiniz alıp satmak istiyorsanız yapabiliyorsanız bu da sistem buna izin veriyor. Yani sizin tercihiniz arkadaşlar. PV demiş dediğimiz bir sistem var. PV sistemi dediğimiz. PV'nin tanımını kısaca alışverişler sonucunda kazanılan bir puan olarak yapabiliriz. Bir arkadaşlar kişisel PV'lerimiz vardır. Yapmış olduğumuz alışverişler bizim kişisel PV'mizde toplanır arkadaşlar. Oraya yüklenir. Bunlar hiçbir zaman silinmez. Bir de sağ grup PV ve sol grup PV olaraktan adlandırdığımız bir durum var arkadaşlar. Bunu da çok kısa bir şekilde şöyle anlatayım. Sağ üyemizdeki insanların yapmış olduğu alışverişler toplanır. Sol gruptaki insanların yapmış olduğu alışverişler toplanır arkadaşlar. Bunlar grup PV'lerini oluştururlar ve belirli aşamalara geldikleri zaman bizim için genel komisyon kazancına dönüşürler arkadaşlar. Onu da şöyle tekrardan çok kısa anlatacak olursam bir sonrakilerde anlatayım. Alt ekiplerden yapılan alışverişleri anlattık ve sağ ve sol grup havuzlarında ödenek alana kadar biriken PV'ler vardır. Onlar eşleşme olana kadar sizin için bekler arkadaşlar. Bir kazanca dönüşene kadar bekler, bekler. Atomi'nin yüzde kar yüzde dağılımına bakalım arkadaşlar. Şimdi Atomi'nin kazancının %70'i üyeler için dağıtılır. O az önce söylemiş olduğumuz sağ grup, sol grup PV'lerden dolayı bir genel komisyon hakkı elde ediyoruz. Bu genel komisyonlar %70'ini oluşturuyor. %70'ini bu genel komisyonlara dağıtıyor şirket. %30'unu kendi giderleri için, yatırımları için, şirket masrafları için kullanıyor. Genel komisyonları biraz daha detaylı bakalım. O %70 peki kendi içerisinde nasıl dağılıyor? %44'ü genel komisyonlar diyoruz. %20'si mastership bonuslar. %6'sı eğitim merkezleri. %30'u da şirket giderleri arkadaşlar. Mastership bonuslarında birazdan geleceğim. Şimdi arkadaşlar genel komisyon kayıtları şudur. Bir kişinin şuradaki şeye tekrar gelmek istiyorum. Buradaki şemaya. Kişisel PV'miz arkadaşlar. Bu kişisel PV'miz 20 bin puan olduğu zaman sağ grup PV'miz ve sol grup PV'mizin toplamları 300 bin PV'ye eriştiği zaman arkadaşlar sistem bir eşleşme sağlıyor ve bize 20 dolar gibi bir kazanç veriyor arkadaşlar. Peki ama bu 20 dolar güncel dolar kurundan değil. Çünkü güncel dolar kurundan fiyatları hesaplıyorsa ürünlerin fiyatı çok yüksek olacak. Onun daha altından bir fiyatla hesaplanaraktan genel komisyon kaydı yatıyor. Kişisel PV'miz 300 bin PV'ye eriştiği zaman ve sağ grup sol grup PV'lerimiz 300 bine ulaştığı zaman ise sistem bize 60 dolarlık bir komisyon bedeli yatırıyor. Onu da şöyle söyleyeyim. Şu anda yaklaşık 950 TL civarında bir şeye tekabül ediyor arkadaşlar. Genel mantık bu. PV sistemi dediğimiz
genel komisyon eşleşmesi bu şekilde arkadaşlar. Peki kişisel PV'si 700 binse eğer bir kişinin, o zaman ne oluyor? İşte o zaman sistem diyor ki senin kişisel PV'nin 700 bin, sağ kolundaki ve sol kolundaki toplam PV'lerin 700 bine ulaştığı zaman, daha önce 300 binde eşleşiyordu ya, bu sefer 700 bine eriştiği zaman sistem o zaman size 700 bin eşleşmesi için de bir şans veriyor. Bu onu ifade ediyor arkadaşlar. Kişisel PV için bir sonraki baraj 1,5 milyon. 1,5 milyon PV'ye ulaştığınız zaman da sağ kol ve sol kolda toplamda 3 milyon puanlık PV biriktiğiniz zaman ona göre ödenek alıyorsunuz. Özel distribütör statüsünde dediğimiz olan kişisel PV'si 2,4 milyon olduğu zaman bir kişinin, bu sefer genel komisyonda birikmeler 2,4 milyon sağ, 2,4 milyon sol şeklinde birikerekten size ödenek alma hakkını sağlıyor arkadaşlar. Bu derecelere göre artıyor. Bununla alakalı dediğim gibi arkadaşlar çok teferruatlar var. Sponsorlarımızla beraber bunu konuşaraktan detayına indiğimiz zaman daha kafanızda netleşecektir. Onu söyleyeyim. Peki üye olduk, temsilci olduk. Şimdi kariyer basamakları var arkadaşlar. Kariyer basamakları dediğimiz Atomi'de 7 tane kariyer basamağı vardır. Üye türüne göre üyelikler 5 bölümde ele alınır. Özel temsilci demek aslında bizim Sales Master demek arkadaşlar. İlk kariyer basamağımız Sales Master'dır. Bu Sales Master'lık çok önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü diğer tüm kariyerlere giden yol Sales Master'ların sayısıyla alakalı olan bir şey. Şimdi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Onun bir üstü Diamond Master kariyeri, daha sonra Sharon Rose Master, ondan sonra Star Master, Royal Master, Crown Master ve Imperial Master olarak en üst seviye olan kariyer basamağına doğru giden bir yolculuk var arkadaşlar. Şimdi üyeler için ayrılan %70'lik kar yüzdesinin %20'si de mastership bonuslarıdır. Az önceki saymış olduğum kariyerler var ya arkadaşlar, o kariyerler için dağıtılan miktarlardır. Master yani ustalık seviyelerine göre belirlenen bu bonus, Sales Master'dan başlayarak her ustalık seviyesinde farklı oranlarda bize şirketin ayırmış olduğu bir gelir kaynağıdır arkadaşlar. O kariyere ulaştığımız zaman şirketin bize dağıtmış olduğu bir kar payıdır. Bunu %10'unu Sales Master'ların içerisinde bölüştürülüyor. O her ayın 1 ile 15'i, 15 ile 30 arasındaki meydan okuma dediğimiz, kariyer alma dönemi dediğimiz dönemde kaç tane Sales Master diyelim meydan okuduysa, onların sayısına göre bölünerekten arkadaşlar, belli bir katsayıda bölünerekten onlara dağıtılan bir bütçe var. Sales Master'lara %10'u pay ediliyor. Diamond Master'lara %5'i, Sharon Rose Master'lara %2'si, Star Master'lara %1,2'si, Royal Master'lar %1, Crown Master'lar %0,5, Imperial Master'lar %0,32 için ayrılıyor arkadaşlar. Bu sistem aslında kariyer almaya yeni başlayan üyelerin önünün açılmasını ve sadece yüksek kariyerdeki üyelerin kazanmasının önüne geçilmesini hedeflemiştir. Bu da Atomi'nin fırsat eşitliğinin en bariz kanıtı niteliğindedir. Yani şimdi baktığınız zaman Imperial Master %0,32 ama Imperial Master sayısı belli. Dünyada oldukça az bir sayıda. Onlara yani %0,32 verdiği zaman onun için zaten yani yeterince çok tatmin edici düzeyde bir rakam olduğu için ağırlığı arkadaşlar Sales Master'lara veriyor. Bu işe yeni başlayan kişilere dağıtım yapılıyor ödeneklerde arkadaşlar. Bir de master promosyonları ve teşvikler var. Şimdi her kariyere ulaşıldığında ilk ulaşıldığında bir seferliğe mahsus Atomi'nin vermiş olduğu bir master promosyonlar ve teşvikler var. Bunlardan biraz bahsedeyim. Şimdi Sales Master olduğunuz zaman size bir tane Absolute Selective cilt bakım seti ve bir tane Evening Care set veriyor. Diamond Master'lıkta arkadaşlar bu arada bu rakam güncellenecek. Ayın 16 itibariyle kazanç planı değişti. Bunlar bir önceki şu an kazanç planının rakamları. Bunlar %15 fazlası olarak düşünebilirsiniz. Diamond Master'lıkta 16.660 TL nakit para. Bir tane Absolute cilt bakım seti, Selective cilt bakım seti. Bir adet Evening Care set veriyor arkadaşlar. Sharon Rose Master'lık kariyerine ulaştığınız zaman iki kişilik bir yurt dışı tatil paketi alıyorsunuz. 33.333 lira nakit para geliyor size. Star Master'lık kariyerine ulaştığınız zaman 4 kişilik yurt dışı tatil paketi veriliyor. 166.666 lira nakit para veriliyor size. Royal Master'lık kariyerine ulaştığınız zaman yine 4 kişilik bir yurt dışı tatil paketi alıyorsunuz. 858.333 TL nakit para.
Aylık 33.333 liralık tek kullanımlık bir kredi kartı. Aylık 16.000 TL o araç kiralama ücreti. Bu da muhtemelen bir seferliktir. Daimi değildir. Pro Master seviyesine geldiğinizde arkadaşlar 4 kişilik yine bir yurt dışı tatil paketiniz var. 6 milyon 108 bin 333 lira nakit para alıyorsunuz. 83 bin 333 lira limitli bir tek sefer içerisinde bakiye olan kredi kartı veriliyor size. Kariyeri tekrar ettiğiniz zaman tekrardan o kredi kartı size veriliyor. Imperial Master'lığa ulaştığınız zaman arkadaşlar en üst seviye yine 4 kişilik bir yurt dışı tatil paketi. 18 milyon 100 bin TL nakit para. İçinde 166 lira para olan bir kredi kartı. Şoför olan lüks bir araç, kişisel asistanlı bir ofis veriliyor arkadaşlar. Bunlar da bizim master promosyonlarımız. Terfi etme ön koşullarına bakalım. Peki bu kariyeri alırken ön koşullar nelerdir? Sales Master'lık konusunda herhangi bir terfi konusunda kısıtlama yok. Yine aynı şekilde Diamond Master, Sharon Rose Master. Bunları olmak için herhangi bir ön şart, kısıtlama vesairesi yok. Ama Star Master kariyerine ulaşmak istiyorsanız bir önceki kariyer olan Sharon Rose Master'lık kariyerini 3 defa tekrar etmeniz gerekecek. Yine Royal Master olmak istiyorsanız 3 defa Star Master'lığı tekrar etmeniz gerekecek. Crown Master olmak istiyorsanız 3 defa yine Royal Master'lığı. Yani hep bir önceki kariyeri tekrar etmeniz gerekecek arkadaşlar. En son Imperial Master'lıkta 3 defa daha öncesinde Crown Master olmanız gerekecek. Tekrar etme ile alakalı da şöyle bir şey var. Hani belli bir periyot içerisinde 6 ayda, 1 senede, 2 senede tekrar etmeniz gerekiyor gibi bir şart yok arkadaşlar. Öyle bir kısıtlama yok. Şimdi peki Sales Master dediğimiz kariyere biz nasıl ulaşıyoruz? Sales Master dediğimiz kariyer seviyesi ilk kariyer basamağımız ve diğer tüm kariyer basamaklarının anahtarı aslında. Kişisel PV'si 700 bin olması gerekiyor bir kişinin ve her ayın 1 ile 15'i ya da 15'i ve 30'u arasında dediğimiz bir sene içerisinde 24 tane olan meydan okuma dediğimiz kariyer döneminde arkadaşlar 15 günlük periyotta sağ kol ve sol kolundan toplam 2,5 milyon sağ, 2,5 milyon sol kolundan 5 milyon da 5 milyon PV'lik alışveriş çıkarsa o kişi Sales Master'lık kariyerine ulaşmış oluyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum 1 ile 15, 15 gün içerisinden sağ grupta 2,5 milyon, sol grupta 2,5 milyon PV'lik alışveriş çıkarsa toplamda 5 milyon PV yapar. Sizler Sales Master kariyerine ulaşıyorsunuz. Tabii bunun öncesinde özür diliyorum. Semi Sales Master'lık kariyeri var. Ondan bahsedeyim. Bunun içinde sağ kolunuzdan 1,5 milyon, sol kolunuzdan da 1,5 milyon PV'lik bir alışveriş çıkması gerekiyor. Bunun şöyle bir güzel tarafı var arkadaşlar. Semi Sales Master'lık kariyeri. Yapmış olduğunuz emeklere karşılığında Atomi boşa gitmesini istemiyor ve sizin hani 3 milyon PV'lik bir ciroya ulaşmışsınız. Bunun karşılığında size bir şey veriyor arkadaşlar. Ödenek veriyor ve bir kariyer sıfatı veriyor size. Semi Sales Master'lık kariyeri veriyor. Bu da gene verilen değerin bir göstergesi baktığınız zaman. Yani emeklerin boşa gitmemesini istemiyor Atomi ve size bir Semi Sales Master'lık kariyeri de vermiş oluyor. Daha sonraki dediğim gibi ilk kariyer basamağı Sales Master kişisel PV 700 bin oldu. Sales Master'lık kariyerine ulaştık. Peki Diamond Master olmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir üst kariyer. Bunun için de 1,5 milyon kişisel PV'mizin olması lazım. Ve sağ kolumuzdan 2 tane Sales Master, sol kolumuzdan da 2 tane Sales Master olması lazım. Her ayın 1-15 veya 15-30'u arasında. Meydan okuma, kariyer alma dönemi dediğimiz dönem içerisinde olmalı bunlar. İkişer tane Sales Master çıkıyorsa bizler Diamond Master kariyerine ulaşıyoruz. Peki aynı şekilde bakalım Sharon Rose Master kariyerine nasıl ulaşıyoruz? Kişisel PV'miz 2,4 milyon olacak. Ve sağ kolumuzda ve sol kolumuzda meydan okuma dönemi dediğimiz dönemde ikişer tane Diamond Master çıkmak zorunda. Star Master'lığa geliyorum. Star Master olmak için 3 defa zaten Sharon'la tekrar ediyoruz. Kişisel PV'miz 2,4 milyon olacak. Sağ ve sol kolumuzdan ikişer tane Sharon Rose Master çıkacak. Aynı şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Imperial Master'lığa kadar bir önceki kariyerden sağ kolumuzda iki tane, sol kolumuzda iki tane olduğu zaman bizler bir üst kariyere çıkmış oluyoruz arkadaşlar. Ve kişisel PV'miz maksimum kariyer alma için şart üst sınır 2,4 milyondur.
Eğitim merkezi komisyon diye bir şey var arkadaşlar. Atomi'nin eğitim merkezleri var. Bunlar fiziksel mekanlardır. Ekipler kendi eğitim merkezleriyle ekiplerini büyütmeye çalışırlar. Merkezi açarlar. Burada eğitim faaliyetleri verirler. Ürünleri tanıtırlar. Ve Atomi de bu çabayı karşılıksız bırakmıyor ve diyor ki sizler hani bu iş için kendinizi ortaya koyuyorsunuz, bir çabanız var. Ben de diyor size üyeler için ayrılan %70'lik kısmın %6'sını eğitim merkezi komisyonu olarak ayırıyorum diye ve o eğitim merkezine bağlı olan üyelerin yapmış olduğu alışverişlerin %6'sını eğitim merkezlerine dağıtmış oluyor. Atomi'nin en güzel yanlarından bir tanesi zaten tüm üyelerine bir fırsat eşitliği sunması. Aile ortamı oluşturarak herkese eşit şartlarda bir kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Dinlemiş olduğunuz kazanç planında. Bir kişi tek başına değil takımıyla beraber yükselir ve büyür. Bu ekip olmak olayı çok önemli arkadaşlar. Bakın bizler şu an Türkiye'nin en büyük ekibiyiz. Partner Türkiye grubu olaraktan çok büyük bir ekibiz. Bu hızlı başarıya ulaşmamızın sebebi ekip halinde hareket ediyor olmamız. Sponsorumuzla, alt ekiplerimizle beraber hep beraber bir bütün olaraktan hareket ediyoruz. Her şey bir arada konuşaraktan, anlaşaraktan, birbirimize destek olaraktan yürüyoruz. Hiç kimse birbirinin rakibi değil. Yani az önceki anlatmış olduğum kariyer kazanç planında ne dedim arkadaşlar? Sağ kolumuzdan ve sol kolumuzdan bir önceki kariyerden ikişer tane çıkması gerekiyor. Yani bir liderin, üst sponsorun yükselebilmesi için altındaki ekip arkadaşının da onunla beraber çıkması gerekiyor. O yüzden bu bir takım işidir. Altımızdaki kişi, üstümüzdeki kişi bizim rakibimiz değildir, bizim partnerimizdir. Bizler ruha değer veren bir şirketiz. Bu değer de zaten bunu gerektiriyor. Hani hep beraber kazanmayı gerektiriyor. Bir bütün olmayı gerekiyor ki el ele tutuşalım, hep beraber itme gücü dedik ya arkadaşlar. Bu itme gücü buradan gelir. Yani benim en alt ekibimde olan bir alışveriş onun bir üstüne, onun bir üstüne, bana, benim üstüme, herkese aynı şekilde yansıyor. Yani hiç kimse için bu puanlar eksiltilmiyor, azaltılarak dağıtılmıyor. O yüzden bu çok müthiş bir şey. Herkes için eşit bir kazanma şartı var. Adaletli bir dağıtım sistemi var arkadaşlar. Atomi kazan kazan işidir arkadaşlar. Velhasıl karşılıklı kazanç sağladığımız bir iştir. Diğer networklerde hani işe önce başlayan insanlar belki daha avantajlı olurken Atomi'de yeni olmuş bir insan sponsorunu geçebilmesi oldukça olasıdır. Yani geç başlamak önemli değil. Önemli olan başlamaktır arkadaşlar. Bugün başlayın, bir tane ürünü kullanın, o ürünle bir bağ kurun, etrafınıza anlatın ve işinizin, network'ünüzün nasıl başladığını göreceksiniz. Sabırlı bir şekilde devam ederseniz bunu göreceksiniz. Bir Atomi'de bir başarı varsa bu başarı demiş olduğumuz gibi herkesin başarısıdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola, saygılarımla.